Halamla Emine'nin çalıştığı fabrikada da işçiler isyan noktasına gelmişler. Emine sık sık toplantıların yapıldığını söylüyordu. Bu arada Amerikan üslerinde çalışan işçilere de baskı uygulanıyormuş. Hem kendi ülkelerinde değiller hem de... Yabancı sömürgeciler burayı çiftlikleri gibi görüyorlar. Emperyalizm kurallarını koyuyor işte. Hiç şaşırmıyorum. Petrollerimize el koyuyorlar. Geçen sene ağızlarının payını aldılar ama... Gençlerin düzenlediği milli petrol mitingi nasıl hükümet işçilerden çıkardı? Böyle gitmez. Amerika'nın emperyalist politikası mutlaka iflas edecek. Vietnam'ı bombalıyorlar ama Vietnam halkı nasıl da direniyor? Bir tek Vietnam halkı ne yapabilir ki? Belki Sovyetler Birliği mani olabilir. Bizde sosyalist yönetim sanki hala uzak görünüyor. Bunun için çalışmak lazım. Tarihe bak ve anla işte. Güçlü bir işçi sınıfı lazım. İlerici bir sendika lazım. İşçilerle birlikte hareket etmek gerek. Kuzen, sen ne düşünüyorsun öyle ya? Hiç, öyle dalmışım işte. Sıkıldı kız tabii. Tatile geldik, neler konuşuyoruz. Baksanıza. Yo, sıkılmadım. Niçin sıkılayım? O vakit ver gitarı, biraz şarkı söyleyelim o zaman. Ne söyleyelim? Odam kireçtir beni. Tamam. Çaylar hazır. Kime borçlandık? Simitleri ben aldım. Yaşar da peyniri aldı. Boş verin. Sonra hesaplaşırız. Verdiğim dergilere baktınız mı? Baktık. Açıkça komünizm propagandası yapıyorlar. Dergi birkaç kere toplatıldı. Ama bunların vukuatı çok. Kadın 27 Mayıs öncesinde de sonrasında da gözaltına alınmış. Müzmin muhalif. Adam da öyle. 27 Mayısçılardan biri. İhtilalden sonra ihraç edilmiş bir binbaşı. Baban 27 Mayıs'ta çok sevinmişti, hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Kuzu bile kesmişti ovada. Bizim okulda solcu talebelerin elinde gördüm birkaç sefer. Evet biliyorum, fabrika önlerinde de satıyorlarmış. Akılları sıra işçileri de zehirleyecekler. Ben okuyorum, siz de okuyun. Önce neye karşı olduğumuzu öğrenelim. Biliyoruz bunlar komünizm propagandası yapıyorlar. Milliyetçi mukaddesatçı gençliğin bir şeyler yapması gerekir. Yapacağız. 27 Mayıs anayasasıyla şımaran solculara kim olduğumuzu göstereceğiz. Bir çay versene. Ne zaman dönüyorsun sen? Yarın. Hepiniz iyisiniz değil mi? İyiyiz canım, iyiyiz. Defne nasıl? Sizi üzmüyor inşallah. Defne'yi soruyor. İyi iyi Defne. Dur, abim seni soruyor da. Bir dakika. Hastalığın kontrol altına alınmasına çok sevindim. Evet ama aile bir süre daha burada kalacak. Bu gerekiyor. Tamam canım. Yarın gelince konuşuruz. Hadi iyi geceler. Oğlanı benim için öp. İyi geceler canım. Yani... Ne o? Odun toplama bahanesiyle bütün gün ortadan kayboldunuz. Odun topladık Harun. Hadi hadi. Ne demek istiyorsun sen? Bilmem. Düşün bakalım. Aman seni de duyan bir şey yakaladın sanacak ha. Yakaladım tabii. Oğlum Defne benim çocukluk arkadaşım. Ne saçmalıyorsun sen ya? Hadi yatalım. Hayret bir şey ya. Ne olmuş çocuk? Ben ne zamandır farkındayım. Harun canım sıkma, akşam akşam yok bir şey diyor. Bu kadar kızdığına göre haklıyım. Ben laftan anlamıyorsun. Vallahi ben gördüğüme inanırım. Yalan mı? İyi, sen inanmaya devam et o zaman. Ben yatıyorum. Bir çıtırtı duydun mu? Hadi hadi bırak olayı kaynatma şimdi. Gel! 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 G
Sen zaten hayvan herifler! Ne istiyorsunuz? Kimsiniz siz be? Siz kimsiniz? Ne yapıyorsunuz siz bakayım orada? Görmüyor musunuz? Ne yapıyoruz be? Doğru konuş kız benimle. Sen doğru konuşsana. Senin bize dinlenecek halin mi var lan? Ya bırakın bizi gidelim yoksa. Tamam bırak. Bırak. Ne yapıyordunuz burada? Komiser etmeye geldim. Konuşmalarını da duydum. Anarşik bunlar. Anarşik komünist. Anarşik. Hepsi anarşik bunların. Yaksanıza. Yakala. Yakala şunu. Sakın sakın sakın. Bırak. Dövme. Yürü. 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 Yürü